Sevgili mutfaktan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeni bir tarifle yeniden sevgi dolu merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için misafirlerinize ve sevdiklerinize çayınızın kahvenizin yanında gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz hem son derece şık hem de son derece lezzetli kurabiyeler hazırladım. Hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Öncelikle tarifimizde kullanabilmek için 125 gram oda ısısında bekletilmiş yumuşacık yağımı yoğurma kabımın içerisine aldım. Arzu ederseniz tuzsuz tereyağı, arzu ederseniz margarin kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarındandır. Yağ ve pudra şekerinin ardından 1 adet yumurta ve tepeli dolu 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Hemen ardından 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Yoğurma kabımın içerisine almış olduğum malzemeleri unu ilave etmeden önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ardından aldığı kadar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. hamuru yoğururken toplamda 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Kullanmış olduğunuz unumuzun markasına, kalitesine bağlı olarak ve yumurtanızın boyutuna bağlı olarak bazen un miktarı değişiklik gösterebiliyor. Lütfen sizlerde bir bardaktan sonrasını azar azar ve kontrollü bir şekilde ihtiyaca göre eklemeye özen gösterin. görmüş olduğunuz hamurunuzun kıvamı ele yapışmayan kulak memesi kıvamında kolay şekil alabilen bir yapıda olmalı. Birazdan hamurumu yoğurma işlemini tamamladıktan sonra kıvamını yakından da göstereceğim. Hamuru yoğurduktan sonra bir parça kopartın. Elinizle yuvarladıktan sonra formunu koruyabiliyorsa kıvamı olmuş demektir. Bu şekilde de anlayabilirsiniz kıvamını. Yeteri kadar un ilavesiyle yoğurmuş olduğum hamurumun kıvamını görüyorsunuz rahatlıkla şekil alabilen, ne çok sıvı ne de çok sert bir kıvamda. Eğer çok yumuşak bir hamur yaparsanız pişerken dağılacak, çok sert yaparsanız da içini çekemeyecektir. Kurabiyelerime şekil verdikten sonra üzerine batırabilmek için fındık, fıstık, çubuk çikolata ve parça çikolata kullanacağım. Arzu ederseniz sadece bir tanesini veya sevdiğiniz farklı malzemeleri de kullanabilirsiniz yoğurmuş olduğum hamura şekil vermeden önce e, toplamda 25 adet eşit büyüklükte bezeye bölüyorum. Bu şekilde önce bezelere bölerek uğraşmak istemiyorsanız elbette koparmış olduğunuz parçaları hemen istediğiniz malzemeye batırarak da tepsiye dizebilirsiniz. Bitmiş haliyle görüntüsü de şık olsun, hepsi de eşit büyüklükte olsun diye ben ilk önce bu şekilde bezelere bölmeyi daha çok seviyorum bize haline getirmiş olduğum hamurlardan bir parça alıyorum. Elimle tekrar güzelce yuvarladıktan sonra istediğim üst malzemeye batırıyorum. Kenarında köşesinde kalan çikolata parçalarını tekrar düzelterek hamurun içerisine düzgünce batmasını sağlıyorum. Elimle birazcık da üzerine bastırdıktan sonra kenarını köşesini tekrar düzelterek tepsi içerisine yerleştiriyorum. üzerinde kullanmış olduğunuz malzemenin üzerine tekrar bir elinizle bastırmayı ihmal etmeyin. Pişme esnasında kabaracağı için üzerinden atmasın malzemeyi diye. İlk önce parça çikolatayla hazırlamış olduğum kurabiyelerimi tepsiye dizdim. Şimdi bir 5 tanesini de fındığa batırarak hazırlayacağım. Fındık ve diğer malzemelerle hazırlamış olduğum kurabiyelerimin sadece üzerine değil, hafif yanlarını da e, malzemeye batırarak hazırlıyorum parça çikolatalı kurabiye de olduğu gibi e, fındığa batırdıktan sonra elimle hem kenarını köşesini düzeltiyorum hem de hafifçe üzerine bastırarak fındık parçalarının kurabiye ile güzelce bütünleşmesine sağlıyorum. Ben üst malzemesinde farklı renklerle hem hoş görüntü hem de farklı lezzetler elde edebilmek için birbirinden farklı 5 çeşit malzeme kullandım. Sizler arzu ederseniz hiçbir şeye batırmadan sade olarak hazırlayabilirsiniz. Veya sevdiğiniz malzemelerden herhangi bir tanesini kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Her şekilde gayet güzel ve çok çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yoruma benim için yeşil bir kalp bırakmayı da unutmayın lütfen. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gelecek tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi ve tariflerimizin daha çok kişiye ulaşabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz ricamı dikkate alan herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum bu arada kurabiyelerin hindistan cevizli olanlarına geçtim hazırlamış olduğum her bir çeşitten 5 adet kurabiye yaptım Dediğim gibi hazırladığımız bu hamurdan toplamda 25 adet kurabiye elde ettim. Arzu ederseniz biraz daha ufak boyutlarda daha çok sayıda kurabiye de elde edebilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz kurabiyelerinizin fazla geleceğini düşünüyorsanız taze haliyle tamamen soğuduktan sonra e, uygun şekilde paketleyerek derin dondurucuya kaldırabilir. İkram etmeden önce de e, biraz önce çıkartıp buzunu tamamen çözdürdükten sonra gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz yakalan kalan hamurlarımı da çubuk çikolataya batırarak tepsime yerleştirdikten sonra böylelikle kurabiye yapımımı tamamlamış oluyorum. Ve bu aşamada mutlaka fırınımı 170 derece alt üst ayarda önceden ısıtmaya başlıyorum. Kurabiyemizin yapımında bu çok önemli bir detay. Mutlaka sizlerde kurabiyelerinizi önceden ısıtmış olduğunuz fırınınızda pişirin lütfen. Bayram şekeri görünümünde birbirinden tatlı ve renkli görüntülü kurabiyelerimiz artık pişmek için hazır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dediğim gibi önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik alt üst ayar fırınımda toplamda 17 dakikada pişireceğim. Eğer çok geç pişiren bir fırına sahipseniz 20 dakikada da pişirebilirsiniz. Fırında pişme süresi uzadıkça kurabiyeleriniz soğuduktan sonra birazcık daha sertleşecektir. Toplamda 17 dakika 170 derecede benim için gayet ideal. Fırından aldığınız ilk anda kurabiyeleriniz gayet yumuşak gelebilir elinize ama dinlendikçe tepsinin içerisinde hiç dokunmadan soğuttuktan sonra gayet kıvamında böyle kıyır kıyır ağızda kum gibi dağılan çok güzel bir kurabiye olacak. Fırına koyduğunuz ilk 10 dakikadan sonra kurabiyeleriniz güzelce çatlamaya başlayacaktır. 17 dakikasını doldurmuş olan kurabiyelerimi ben fırından aldım. İlk sıcaklığıyla kesinlikle dokunmuyorum. Tamamen soğuduktan sonra sizlere bölerek iç dokusunu ve kıvamını da yakından göstereceğim. Bugünlük de benden bu kadar. Yine keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yoruma bir kalp bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.